Fatma Hocam, akciğer kanserinde bulgu ve şikayetler nelerdir? Akciğer kanserini aslında az önce bahsettik Esra. Öksürük, geçmeyen öksürük, uzayan öksürükler, nefes darlığı, balgamda kan. Bazen de ana hava yollarına falan yakın olmadığında veya zeminde ciddi bir kuahı yoksa veya çok yaygın bir hastalığı yoksa, örneğin akciğer zarına doğru olduğunda, yani ağrı liflerine yakın yerde yerleşirse de göğüs duvarı ağrısıyla da gelebilir. Yerleşim yerine göre bazen sırt ağrısıyla gelebilir. Bazen ses kısıklığıyla gelebilir. Dediğim gibi bazen balgamda kan şeklinde gelebilir. Hepsi birer şikayet olarak gelebilir. Bazen de daha nadiren diyelim, örnek beyine sıçradı, epilepsi nöbetiyle gelebilir. Veya herhangi bir yerindeki ilme şikayetiyle gelebilir. Veya bir nörolojik bulguyla da gelebilir. Sıçradığı yere göre de sıçradığı yere verdiği şikayetle de gelebilir. Peki hocam, bu şikayetler pandemi sürecinde COVID benzer şikayetler. Evet. Şimdi tabii COVID bir kere şunu da yine takiplerde gördük ki COVID testi negatif bile olsa kişinin akciğer semptomları olması durumunda tomografiler çekildi ve tomografilerde tipik bulgular görüldü ama bu dönemde çok sayıda da daha önce semptom vermemiş akciğer kitlelerine rastlandı. Yani tesadüfen erken evre akciğer kanseri tanıları da çok konulmuş oldu. Çünkü şikayetler özellikle akciğerle ilgili olan, solunum yoluyla olan şikayetler örtüştüğü için mecburen tomografiler çekildi ve o tomografiler sırasında da rastlantısal birçok yeni tanı akciğer kanseri oldu. Peki pozitif vakalarla da karşılaştınız mı Fatma Hocam? Tabii ki, tabii ki. Çünkü yani sonuçta orantısal olarak nasıl normal toplumda görülüyorsa bizim hastalarımızda da oldu. Takipteki işte 3 ay 6 aylık kontrollere gelenlerden de yine telefon ve mesaj yoluyla onlarda da olanlar oldu. Mutlaka Covid hastalarımız da oldu. Ama tabii onlar daha çok dikkat ediyorlardı Tabii şimdi zaten. bizim hastalarımız zaten önceden hep bunu vurguluyoruz. Covid yokken de enfeksiyon Evet. açısından hassas oldukları için yakınları birçok açıdan ve hastalarımızın kendisi hijyen, maske, mesafe konusunda Kim zaten zaten maske eğitimlilerdi. Evet, kullanıyorlardı. eğitimlerde. Yeni tanı alanlarda zaten Covid nedeniyle zaten temkinlilerdi. O konuda sıkıntı olmadı, evet. Ve o süreci rahat atlattılar Genelde diyorsunuz. daha rahat atlattılar ama buna rağmen yine de tabii ki her türlü tedbiri alsa da kişiler biliyoruz ki bazen COVID'in nereden geldiğini Evet. anlamakta temas açısından sıkıntı olabiliyor. Evet.